Merhaba sevgili arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli spagetti tarifim var. Daha önce makarna yemeyen arkadaşlar bile bu tarifle denedikten sonra makarnayı bırakamayacak. Dilerseniz hemen yapımına geçelim. Öncelikle makarnamızın sosunu hazırlayarak başlıyoruz. Genişçe bir tavamızın içerisine 600 gram küçük küp haline doğranmış tavuk göğsünü orta ateşte sulanıp suyunu çekene kadar ara ara karıştırarak pişiriyoruz. Tava veya e, tencerenizin kapağını kapatmayın arkadaşlar. Orta ateşte üstü açık bir şekilde etler sulanıp suyunu çekene kadar böyle bu şekilde karıştırarak pişiriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi etlerimiz sulandı. Artık suyunu çektikten sonra e, kalan malzemelerimizi ilave edip sosumuzu tamamlayacağız. Etlerimiz pişti. Bu aşamada bir çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Kullanmış olduğum bardak ölçüm 135 milim yani klasik çay bardaklarından bir tık daha büyük. Etleri yağın içerisine 3-4 dakika kadar kavuruyoruz. Bir tane büyük boyuz halka şeklinde doğranmış kuru soğanımızı ilave ediyoruz. Soğanlar da hafif yumuşayana kadar birkaç tur çevirerek yumuşamasını bekliyoruz. 3 tane ince doğranmış yeşil biber, 2 tane ince doğranmış kırmızı kapya biberimizi de ilave edip tekrar tüm harcımızı karıştırarak biberlerimiz yumuşayana kadar pişiriyoruz. Biberlerimizi yumuşadıktan sonra 2 yemek kaşığı dolusu karışık salça. Salçamızı da tüm harcımıza güzelce yediriyoruz. Bir buçuk çay kaşığı bol biber, yarım çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı tepeleme kimyon, baharatları siz damak tadınıza göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı tuzumuzu da ilave edip tekrardan baharat tüm harca geçecek şekilde güzelce karıştırıyoruz. Yaklaşık bir 5 dakika daha ocakta bırakıyoruz. 5 dakika sonunda ocaktan alıyoruz. Daha sonrasında makarnamızı haşlıyoruz arkadaşlar. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz hemen şimdi abone olup zil butonunu aktif ederseniz yeni gelecek olan tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Kaynayan makarnamızın suyundan 3 kepçe makarnamızın sosu için ayırıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde hem daha çok lezzetli oluyor, hem de daha güzel kıvam alıyor sosumuz. Makarnamız pişti, artık hemen süzüp sosuyla buluşturacağız. Tekrardan sosumuzun üzerine ayırmış olduğumuz makarna suyundan ilave ediyorum. 1-2 dakika sadece suyla özleşmesini bekliyorum arkadaşlar. Daha sonrasında makarnamızı ilave edeceğiz. Süzmüş olduğumuz makarnamızı sosumuzun içerisine ilave ediyoruz. Daha sonrasında sosuyla tamamen birbirine geçecek şekilde karıştırıyoruz. Son olarak bir tutam maydanozumuzu ince ince doğrayıp onu da makarnamızın üzerine ilave edip tekrardan makarnamızı karıştırıyoruz. Makarnamız artık servise hazır arkadaşlar. Sizler için hemen bir tane servis tabağı açıp yakından göstermek istedim. Hem çok doyurucu hem çok lezzetli oluyor. Ben asla makarna yemem diyen arkadaşlarımı biliyorum. Bu tarifi denedikten sonra hepsi makarna yemeye başladı ama bu tarifle yemeye başladı. Umut ediyorum ki sizler de bu tarifimi denedikten sonra çok beğeneceksiniz, favorilerinizin arasına girecek. Bugünkü tarifimizin sonuna geldik. İnşallah yepyeni tariflerle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.